İstedim ki. Yalnız ilerle yapacağız. Eyvallah. Ne zaman şuraya yorgun gelip şöyle oh dediğim an şu şöyle çılak düşerdi aşağıya. Merhaba arkadaşlar, Daha Neler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir konuk var yanımda, İbrahim Yücetepe. Onu Instagram'dan tanıyorsunuz abi. Instagram'da böyle türlü evet, haylazlıklar, mizah yapan bir adam. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Şimdi seninle biz zamana bir yolculuk yapacağız abi. Süper. 90'lar hatırası yazıyor zaten evet, arkamızda. Evet, evet, süper. Bir 90'lara geçiş yapacağız. İkimiz de aynı jenerasyondayız. Yani yaşlı evet. Tayfalardayız. Şimdi aynı yaşta. Eve gireceğiz. Bakalım 90'larda neler var, neler yok. Biz de bir geçmişi yad edeceğiz. Yeni jenerasyon da izleyip aa bu ne falan deyip ayrı bir çabuk kesin diyecekler. Kesin. Bu ne ya, böyle yaşanır mı böyle diyen olur mu? Böyle yaşanır mı ya? Valla izledikten sonra duygu ve düşüncelerinizi yoruma yazın. Ve biz başlıyoruz. Girelim. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar, 90'lar evindeyiz. Yanımda İbrahim Yücetepe var ve evin sahibi Ahmet Yaman var. Evet. Merhaba öncelikle hepinize. Ben de hoş geldim. Güzel bir mekandayız. Hoş geldin. Böyle buraya gelince abi bir şey oldu değil mi? Bir geçmişe gittik. Çocukluğumuza abi, falan. İnanılmaz yani. Anılar 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 ve dönemimize ait. Her şey aynı. Diziliş de aynı değil mi? Diziliş de aynı. Sanki hep bir ağızdan konuşulmuş. Herkes aynı şeyi yerleştirmiş. Bakıyorum da yani bizim zamanda olduğumuz evde yani sanki şurada istediğimi bulabilecek gibi dizayn edilmiş. Süper. Aynen. Süper. Ellerine sağlık. Biz böyle öncesinden azıcık inceledik. Evet. Şimdi tekrar detaylı incelemeyi birlikte yapacağız. Bu arkamızda da süper baba vardı. Bir çocukluğumuzda böyle izlerdik böyle. Kaçırmaz. Başlayacak beynim ömrünü falan filan takip edeceğiz. Kesinlikle. Tam bizi 90'lara götürdün abi. Evet. Bu mekanı niye kurdun? Biraz onu sorayım sana. Nereden geldi bu fikir? Aslında sorunuzun cevabı biz sizi aldınız. İşte 90'lara ya da o günlere gitmek isteyen, birazcık daha geçmişini özleyip de yaşamak isteyenleri böyle bir ortam düzenleyerek o günlere götürmek istedik. Şimdi İbrahim'le biraz muhabbet edelim. Sonra seninle detaylı bir inceleme yapalım. Şimdi sen de Instagram fenomenisin. Evet abi, Instagram'da evet, yani mizah videoları çekiyoruz. En yaşlı fenomen sen misin? Yok, abartma istersen. tabii ki yaşlılar var. Bizden daha yaşlıları da var da yani, ama olgunlaşmış diyelim, içi geçmiş diyelim. Fenomenlerdeniz. Dediğim gibi mizah videoları çekiyoruz. Zaten sen de biliyorsun. Belli bir takipçi sayımız var. İşte o Vine döneminden sonraki Instagram'ın başlangıcıyla bu da şeye girdik serüvene. Öyle de devam ediyoruz kardeşim. Çünkü biraz şeye bakıyoruz yani, biz böyle Instagram, yani daha doğrusu sosyal medyanın fenomenleri genelde yaşı küçük. Evet, yani evet, hep bu son jenerasyon o konuda çok iyi. En fazla herhalde 23-24-25'i bulabildim. Ötesinde Bilal Hancı 28-29 yaşlarında falan. Evet, Bilal evet evet. Evet, Bilal'in dışında yani. Böyle biraz şey yani. Diğerleri kimi görsem sorsam yaşı çok küçük, yaşı evet, çok evet, küçük evet, falan evet, filan. Evet, çok küçükler. Böyle yani yaşı büyük olan bir fenomen. Kendi aynı yaştayım yani, şimdi fazla da gömmeyeyim adamı. Kendi yaşımda bir fenomen. Ne zaman görmek söyleyeceğim diye bekledim bunu. Yok, sen laf sokma diye ben kendimi itiraf edeyim dedim. İşte fırsatını bekliyordum ama gene kalmadı. Değil mi, böyle çok. Hadi ben de yine beyazlamış abi, saçlar sakallar sende yani. Ben boyatıyorum dermişim, çok tabii ki şaka yapıyorum. İtirafı aldınız, yok, boyatıyormuş. Yok. Tabii ki o işin gırgırı. Gırgırı mı? Bu arada gırgırı gır var orada. O gırgırı ağlım ya. Şu evet, ben şu gırgırı verebilir misin bize? Gırgırı bilmiyor ki adam 18 yaşında. Bu mu diyor, evet kardeşim o, alalım. Ya şimdi sen öyle alışmışsın mini mini gırgırlara Mustafa. Ben hiç kullandırayım. Bu nedir ya? Bak, az mı süpürdüm? Böyleydi ya. Doğru. Az mı evin çöpçülüğünü yaptım, vay vay vay. Vallahi yani bırakıyormuşum kafama. Bırakın gırgırı derken. Bırak. Böyle bir iğrenç espri yapıyormuşuz falan. Düşmüyor ya. Abi bırakın çok gırgırı iyi. Bırakın gırgırı. Ama çok süper bir olay ya. Bu harbiden tarafa düşüyormuş abi. Bu tarafa düşüyor yani. Ya o da o zamanki teknolojinin, getirdiği sistemin tabii getirdiği şeyler. Şimdi ne var abi? Onun şeyi değil mi? Elektronik olanı var böyle. Evde dolanıyor falan. Tabii ona şey diyorsun. Evi süpür diyorsun. Evet. Sen işini hallediyorsun. O kendi zaten süpürüyor. Tabii düşmüyor da galiba. Böyle devrilme falan da yok bunda. Ama ben bunları özledim abi. Kesin bu dönem abi. Çok amaçlı. Tabii bir dalı. Çocuklar falan mı? Tabii öyle uzamıyor. Çıkıyor. Anneler çocuklara yaramazlık yaparken, hem temizlik yaparken bir arada yaramazlık yapıyorlarsa. Hatırladım çünkü yemişliğim var. Çünkü
sütleri. Tabii o sopadan yemişliğimiz var zamanında. Ben de çok yerim ya. Sütürke sapı falan çok yerim. Biz böyle büyüdük Mustafa. Ama terlik nasıl değiyor buraya? Yani o atletizm koşuyorsun, annem bir fırlatıyor, tak diye sene ne yiyor abi? Sadece anneler özel. Evet, nasıl yapıyorsun? Böyle koşuyoruz bir de yani hani ya yılan yapıyoruz. Terlikte bir güdüm var. O direkt çekiyor. Evet. Çok niye çarpıyorsan. Nereye gidersen git o terliği yiyorsun. Ne kadar güzel var abi. Yemek istersen kadar. Çekimden sonra bir dene. Yemeyelim falan. Biz kestane yiyelim abi. Gerek yok orada da kestane. Bizim kameramanlar 96 ve 97 doğumlu. Onlar bence hiç terlik yemeden onlar da deneyebiliriz. Ama senin verdiğin tepkiyi hiç unutmayacağım. Gırgır hangisi dedin ya. Şeyi gösterdim. Güğüm gibi bir şey var orada onu gösterdi. Gırgır. Öyle gırgırlar var abi. Evet yani. Peki şu diziyi hatırlıyor musun? Hiç gördün mü ben? Bence dizi ondan büyük. Tekrarı ekranda denk gelmiş. Yok. Ben seni biliyorum ya diziyi. Neyi biliyorsun? Atari. Ha. Kasetli Atari var mıydı? Evet. Ama bak ATV yazıyor değil mi? Evet. O dönem, bu dönem onu yakalayabilirsin belki. O var. Evet oldu. Değil mi? Oradan ortak nokta bulduk. Atari'yi biliyorsun. İyi. Çok güzel oynarım yani. Peki Atari mi bilgisayar oyunu mu? Atari bence. Yani abi sen ekibi sağlam toplamışsın. Vallahi. Bu konsepte özel mi topladın? Bunların ruhları yaştı ya. Çay göre bilgisayar tabii ki de. Aynen. Çay'da Atari'de daha çok mutluyduk. Mutluyduk vay. Bizim döneme geldi. Adamın ruhu yaşlı. Televizyon, tüplü televizyon. Ona yetişmiştir abi. Yetişmiştir. Karışmazsa sesine vurdu. Evet. Ben düşürmüştüm bir ara ya. Tamamen bozulsun diye. Böyle şey yok. Kenarı tahta falan çalışmıyor diye yapmaya çalışıyorsun. Falan arkadan kablarla oynuyor. Masadan düştü. Böyle bütün kenarı dağıldı. Televizyon hala çalışıyordu. Ama hakikaten tokatlayınca çalışıyordu. Tabii. Evet. Abi öyle bir sistem mi vardı da biz mi bilmiyorduk? Yani acaba bir tanıtımında reçetesinde şey mi yazıyor? Bozulduğu zaman vurur. Vallahi hakikaten izle. Sistem vurulduğu zaman gerçekten yönetiyor, düzeliyordu. Çok iyi. Anten ayarlamaları var mesela. Antenler çatıda ayarlamalar. İsmail biraz sağa çevir. Nasıl oldu hanım, gösteriyor mu? Batur! Anlamadım. Ne gösteriyor mu? Çamaşır makinesi. Gösteriyor mu? Evet, sen öyle kal orada falan. Film bitsin falan diye. Tam her şey okey, aşağı inecek. La yine bozuldu falan. Yavaş yavaş inceleyelim. Abi inceleyelim. Hevesle başlayabiliriz yani. Evet bakalım film nereden başlayalım. Şimdi abajur. Gel otur bakalım. Hadi bakalım. Bu vallahi olmazsa olmazı bu masanın değil mi? Şu sehpan pardon. Arkadaşlar. Şunu deneyeceğim ya. Evet abi. Anam söndü. Kafaya mafaya çarpınca kesin ölüyorsun. Arkadaşlar acayip ağır. Evet. Yani bir yarım kilo vardır. Ya hatırlıyorum da rahmetli babam böyle bir tane fırlatmıştı bana. Yani o baba dönem seni, öyleydi. Seni gözden çıkarmış anlayışı. Harbi fırlatmıştı ya ama ben duvara dönüp çatlamıştı falan filan da bana bir şey olmadı yani. Ben de seni ya yapayım. Şey var mıydı mesela bizim evde böyle olurdu bunlardan ama hiç dokunamazdım. Herhalde. Tabii evet. Yani kullanılmaz ama buraya konur. Şuraya uzandığın an şuradan bir kesilme. Başlıyordu şuradan gidiyordu böyle yavaş. Direkt abi. Dayak yiyordun yani. Dokunamazsın, kullanmıyorsun abi. Yok öyle bir şey. Ben hala anlamadım niye alıp niye kullanmadık. Ben şunları hiç anlamadım. Bizde de vardı. Yıllarca durdular. Biz de büyüdüler bunları da. Abi biz kullandık yaptık elektrik. Ya, tabii ki kullanılmışlığı var da yani mum devreye girmişti evet. Bazı dönemlerde. İşte bunları hiç kullanmak nasip olmamıştı. Bizim bir komşu evde mum yapıyordu. O mumlar eriyor ya. Tekrar şey yapıp şuna takılan fitillerinden şeyi evet birleştirip eritip tekrar mum yapıyordu. Vallahi ismini hatırlamıyorum şu an ama yani onu da buradan andım. Selamlar diyorsun. Evet, selam desem de izlemiyordur şu an ya. Boşuna selam göndermeyelim şimdi. Kutsal vitrin. Evet, kutsal vitrin değil mi? Kolonyamız var burada bak. Yemin ediyorum buraya ilk girdiğimde dikkatimi çeken şey. Bence her evde kolonya burada duruyordu ve bence şeyi de aynı. Demek ki belli bir miktardan sonra kullanmıyordu aile bireyle. Standart ama markayı şey yapmazlar. Evet öyle diyor. O dönemlerde yoktu falan diyor. Oo Mustafa. Ve tabii ki. Super Mario var mı orada ya? Abi ben Tsubasa. Ben Super Mario bir de Street Fighter falan oynardım ya. Ben Mortal Super Mario'da ya. Prensesi çok kurtardım. Aynı kurtarmıştım. Ejderhayı geçip. Tsubasa'da da çok ilerlemişliğim var arkadaşlar. Kurt Kaleci diye bir şey vardı. Arkadaşlar şu anki USB bilmem işte hard disk falan oyunlar atıyorsunuz ya onlarca yüzlerce. Şu kasetin içinde belki 200-300 tane oyun var. Haksız mıyım abi? Evet. 99 tane. Ne oynardık be? Teknoloji bizi yalan etmiş. Çekiyor muyuz? Mustafa o kadar şey davranıyor ki. Sen o nesillerden geçtin. Göster kendini iyidir. İşte bu. Başlardım. Abi
bu nasıl açılıyor? Elim falan yanmasın şimdi. Ya yanardı ya. Sobayı evde hep kadınlar yakardı ya. Sizde de öyle miydi? Evet abi. Yani hiç erkek yakmaz. Erkek üşüdük üşüdük diye bağırırdı, kadınlar yakardı. Kutsal göreviydi bence. Öyle görevi üstlenmişlerdi. Abi bir şey diyeyim mi? Az çorap kuruturmadım burada. Tişört kurup abi olamaz ya. Müthiş. Yani her detayıyla konsepti hazırlamışsınız. Vallahi süper. Kaç bir kestaneler var. Aa, kestaneler var değil mi? Biz onu çekimden önce hazırlatmıştık. Evet değil mi? Hemen arkanda abi. Bir dakika abi. İyice bir ısın alın. İçli dışlı ısın alın falan. Kestaneyi bu sen bilirsin. Bunu çekimden sonra mı yapacağız? Yani kebap. Urfa'dan çok iyi bilirsin lan bunları. Bizim oralarda böyle bildiğin gibi zurna diyordu değil mi? Falan diyormuş. Bu nedir? Bunu kameramanlara soralım. Hadi bu ne? Bakalım. Burak. Bir heyecanla söyledin. Evet. Kopya çekti o. Kopya çekti. Tabii. Geçti mi? Sıcağı. Şu an ben de gerildim, yanıyorum. Abi. Bayağı ısıttın pantolonu. Şimdi biz yani. Ahmet abiye alalım biraz buraya. Şöyle patla patla. Arkadaşlar ben, bizim de vardı evde, ne zaman şuraya yorgun gelip şöyle oh dediğim an şu şöyle çak düşerdi aşağıya. Şimdi dedim ki bu da düşüyor mu dedim, onlar da tutturmuşlar bir şekilde, düşüyormuş normal. Abi yok, olamaz yani. Anam, karne hediyesi olarak anlıyorum. Arkadaşlar burada şu, evet Mustafa gösterdikten sonra bir şey göstereceğim. Solo test diye bir oyun, tamam mı? Burada akıllı mısın yoksa zekana bir sıkıntı mı var belli oluyordu. Genelde de Mustafa'cığım ben hep 200 puan alıyorum en yükseğinin hesabı işte. Ben hiç anlamadım. Böyle başlıyor. Ardından biraz da elim çektiğim an gidiyor. Bu bizim için o dönem şu anki ne olabilir abi? Tablet. Ha tablet, ha bravo. Nasıl mutlu olurduk biliyor musunuz? Siz anlamazsınız şimdikiler. En yedi günler eve ooo. Bak abi şunu at çöpe. At çöpe. Bunu at. Telefon bu. Tır geçsin üstünden. Traktör geçsin. Hiçbir şey olmuyor. Tank geçsin. Sonra kaldığın yerden şöyle bak. Efendim İsmail abi falan. Aynen böyle kullan abi. Böyle bir telefon alabiliriz. Uzay mekiği vesaire işte o tarz şey sananlar olabilir. Ama arkadaşlar bu anacağım cihazımızın dantellerinin altında yatan telefon. Çalışıyor mu abla? Vallahi mi çalışıyor? Ha dedim arıyorum dedim. Kendini bir arasan orada. Bunu yiyebiliyoruz değil mi abi? O, yani günü geçmiyor. Abi affetmiyorum. Diyetteyim bile kardeşim. Ama ben Cino'yu çok severdim. Sorarsana ki. Vallahi ben de severdim yani. Ya abi. Cino. Şey değil mi? Birazdan o şu menülü tozlarıyla challenge yapacağız. Adam öldürür o. Evet. En sonunda hani onu sona bıraktık ki kovulmaya yakın olsun. Baştan kovulmayalım. Abi en sevdiğin çikolataydı. Portakallı değil mi bu abi? Neyle yapıyorlar? Şu anki bir sok çikolatadan daha güzel. Ben söyleyeyim. Şekerli lezzet bozulmuştu. Şekerli mi bizim yediğimiz ya? Yoğurdu sanki değil mi? Bizim falan olunca bize özel üretiyorlar. Abi. Mutlaka içine biber koyuyorlar. Acıyı sokluyorduk biz. Acı bize dokunmaz. Burada. Puan götürüyoruz bu ara. O dedikten sonra sıçrabiliyorsak eğer. Lezzet tozunu. Yapayım şu an. Hadi yap. Sonra doğru yapalım. Emin misin? Suyu evet. Hazırlayalım. Ben emin misin? Suyu da hazırlayalım. Ya challenge mi yapalım diyorsun? Evet. Tamam. Bir challenge yapacağız onunla. Şarkı da söyleyeceğim az dolu. Bana bir söyleyebilecek. Söylersin. Az sonra. Bak 18'lik adam nasıl bizim dönemin adamı değil ama işi biliyor. Hatta. Ben bunu nasıl yapıyordum? Bak Mustafa bak şimdi bak bekle bir dakika bekle bak. Arkadaşlar bakın. Bunu çok seviyorum. Bak, hala unutmamışım bak. Evet. Ya biz böyle dengesiz insan böyle seviyorum. Böyle ya. Allah'ım sana çıkın bu. Kağıt keserdik bu. Mustafa yani. Şu Cino'yu tutsana bakayım kesebilir miyim onu? Evet. Nasıl bir yani şey ya. Bir de bunun böyle bir yapım aşaması var. Cino'yu bekliyorsun. Evet arkadaşlar kimse denemesin bunu evinde. Çok tehlikeli bir. Kesti. Bunlar. Odundan çekiyorsun. Arkadaşlar bu normalde odun falan da kesiyor.
öyle bir ses çıkarıyor ki. Ah kestim be abi. Şükürler olsun. Ve bu kardeşlerimiz çikolata hakikaten hala var. Şu da şöyle bir şey. Bunu uçuracağım Mustafa. Bir anda mı atacağım? Aa ben biraz önce uğraştım. Ha, dur bakayım olacak mı bir dakika. Mustafa. Abla bizi mi kandırıyorsun? Bir dakika ters çevireceğim. Bunu da ben yapacağım abi bunu. Bu ne lan? Heh. Evet abi bence şimdi olacak bak. Su mu atıyor? Aa. Tabii bak. Abicim bak. Heh. İnşallah yaparım. Hop! Mustafa! Vallahi tamam başardı. Ben de şunu merak ettim. Şunu şöyle takıp su atıyorum. Challenge ha? Evet. Şimdi leblebi tozu arkadaşlar. Bunu yediğiniz zaman ne kolay kolay konuşabiliyorsunuz, ne ıslık çalabiliyorsunuz dedi abimiz. Deneyeceğiz. Sen ıslık mı çalacaksın? Ben türkü söyleyeceğim. Abi boğuluruz boğuluruz. Bu arada ben de Urfalıyım demiştik ya size. Yani hemşerim oluyor Mustafa. Ben başlayayım mı? Sen başla Mustafa. At. Beraber başla. Yok at abi. Beraber konuşamayız. Bak ölürsek beraber de birbirimizi kurtarma şansımız olsun. Hadi. Evet. Gördüğünüz gibi kaldırdık. Böyle hemşericilik böyle bir şey. Hemşerinin diğerlere fazla güvenmiyor. Hadi. Oğlan canım çekti. Bana doğru dönme. Oraya doğru dön. Oraya doğru ıslık. Aman ha kardeşim o tarafa. Yap. Islık çal. Dur buraya değil lan. Aman ha kardeşim. Yakma bizi. Ben de atayım. Lan koyacağım. İşte böyle. Bunu istedik. Yalnız bir daha bacamaz. Evet oldu. Oğlum ne yapıyordun? Bitti mi abi? Oğlum. Ne yaptın? O tarafa gidiyorum lan. Oha! Ben abi konuşuyorum. Var ya. Abi bu damağıma yapıştık etmiyor mu? Mahvettik evi var ya. Yüz kere de dedim ki suratıma üflemedi. Bitti mi abi? Bitti abi her şey bitti. Aman Allah'ım bu ne? Hayır ağzımı kullanamıyorum. Abi bu yapıştı. Siz çok aldınız bir de o yüzden. Bayağı aldınız. Hem Mustafa Bey hepsini aldınız. Vay çaylarımız da geldi. Çaylarımız geldi. Şimdi kestanemizi de yiyeceğiz. Kestanemize. Diğer tarafa geçelim mi? Geçelim abi hadi. Evet arkadaşlar çok eğlendik. Videomuzun da yavaş yavaş sonuna geldik ama önce İbrahim'den duygu ve düşüncelerini alalım. Abi abi bugün süper. Bence çok eğlenceli. Bence çok duygulu geçti. Çünkü gerçekten o yıllara geri döndüm. Hani buraya ziyaret amaçlı kimse gelebiliyor mu? Ya bilmiyorum. Herkese yani bu duyguyu tatmak isteyen herkese öneriyorum. Gelin mutlaka görün. Küçük bir yer ama o kadar sıcak bir yer ki gerçekten sizi o yıllara götürüyor. Buradaki gördüğüm her şeyin aynısını kendi dönemimde, evimde hepsi mevcuttu, bulunuyordu. Valla çok sağ ol, teşekkür ederim bizi buraya davet ettiğiniz için. Başta abimize sonra Mustafa kardeşime de teşekkür ediyorum. Çünkü işte bu programa davet etti. Dediğim gibi mutlaka gelin, çok güzel bir yer. Bir an önce bir tel var, kestaneden sonra. Suratıma üflemesi de. Bilerken sohbeti size getirin. Ben Cino alacağım 2-3 tane mutlaka. Ben bizim balkonda patlatayım, ben onu polisi çağırmam. Bir tane alacağım ondan.
Evet, biz de çok eğlendik gerçekten. Keyif aldık buraya gelmekten. Davetimi çok çok teşekkür ederim. Davetimiz için abi. Ben de bizi kırmadı. Eyvallah. Böyle gece yarısı aradık adamı ya. Yarın gelir misin falan diye. Öyle güzel evet, oldu. İyi geldin. Ayağına sağlık. Evet kardeşim. Eğer kusurumuz olduysa da affolar. Yüzüne leblebi tozu yükledim bayağı bir. Şu an sadece kulaklarım duymuyor. İçeri kaçtım falan. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, arkadaşlarınızı duyurmayı, görüş önerinizi de yorum olarak bildirimleri unutmayın. Görüşmek üzere.